Armut'un ana vatanı Uzak Doğu ve Orta Asya'dır. Her iki yarım kürenin ılıman iklim kuşağı ülkelerinde yetiştirilen armut, dünyanın önemli meyve türlerinden biridir. Elmanın tarımının yapılabildiği her coğrafyada rahatlıkla yetiştirilebiliyor olsa da dünya üzerinde elma kadar yayılım gösterememiştir. İlk yetiştiği topraklar olan Çin'de adaleti, uzun ömürlülüğü, saflığı, bilgeliği ve hayırsever yönetimin sembolü olmuştur. Meyvesi zarafet, asalet ve saflığı simgelerken ağacı konforun ve iyi kalpliliğin bir ifadesi olarak taçlanmıştır. Armut çiçeği ise saflığı ve güzel kadınları sembolize etmektedir. Anadolu'dan Avrupa kıtasına yayılan bu meyve Yunanlılar tarafından kabul görmüş, ardından İtalya ve Fransa topraklarında tarımına başlanarak tüm kıtaya yayılmıştır. Armut, eski kıta Avrupa'da çok sevilerek kısa sürede sahiplenilmiş ve adeta Avrupalılar için sembolik bir kültüre dönüşmüştür. Keşfedilen yeni kıta Amerika'ya ilk olarak İngiliz ve Fransız kolonistler tarafından 1800'lü yılların başında götürülen armutun lezzeti böylelikle tüm dünyayı sarıp sarmalamıştır. Dünyada toplam 25 milyon ton armut üretiliyor. Armut üretiminin son 10 yılına bakıldığında Okyanusya ve Avrupa kıtasında üretimde düşüş, Asya kıtasında ise ciddi bir artışla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Çin, 20 milyon tona yaklaşan üretimiyle dünya armut üretiminin neredeyse %80'ini tek başına gerçekleştirmektedir. 2,5 milyon ton üretimiyle Avrupa Birliği ikinci ve 665 bin ton üretimiyle Amerika Birleşik Devletleri 3. sırada yer almaktadır. Armut reçeli ve marmelatıyla pazarlarda aranılan bir kahvaltılık üründür. Tadı ve aromasıyla birçok gıdanın tatlandırılmasında da sıklıkla kullanılmaktadır. Püresi, pekmezi, kurusu, pestili yapılmakta, vermut ve şarap üretiminde kullanılmaktadır. Potasyum, manganez ve sodyum içeren armut, provitamin A, B1, B2, B3, B6 ve C vitaminleri yönünden de zengin bir içeriğe sahiptir. Hiçbir meyve ya da sebzenin üretim sürecinin ardından hemen tüketilemeyeceği, hatta soğuk zincir olmaksızın tüketim bölgelerine dahi sağlıklı bir şekilde dağıtımının yapılamayacağı artık çok iyi bilinmektedir. Ülke ekonomilerini kökten etkileyebilecek bir rol üstlenen modern soğuk hava depoları, armutların sağlıklı olarak saklanabildiği yegane ortamlardır. Armut, hasat edildikten sonra solunumunu sürdürme özelliğine sahip bir meyvedir. Dilim sonrasında hızla bünyesinde bulunan etileni salgılayacak ve meyvenin durdurulamaz yaşlanma süreci başlamış olacaktır. Meyvenin yaşlanmasının durdurulabilmesi, daha doğrusu bir süreliğine geciktirilmesi ancak soğutma sayesinde mümkün olacaktır. Günümüzde üretilen herhangi bir ürünün pazarlarda kendine yer bulabilmesi, o ürünün kalite değerlerinin yüksek olmasıyla mümkündür. Meyvelerin depolanmasındaki asıl amaç, su kaybı, buruşma, fizyolojik ve patolojik kökenli bozulma ve aşırı olgunlaşmayı önlemektir. Armudun uzun süre depolanıp saklanabilmesi için en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın doğru tespit edilerek kullanılması, armudun depo ömrü açısından büyük önem taşır. Erma ile fizyolojik benzerlikler gösteren armut, yapısı sayesinde diğer meyvelere kıyasla soğuk odada depolanmak için son derece uygun bir meyvedir. Armudun en mükemmel şekilde muhafazası, oda içinde oksijenin minimum orana alındığı, karbondioksit, rutubet ve etilenin kontrol altında tutulduğu atmosfer kontrollü soğuk depolardır. Armut, -0.5 ile 2.5 derece arasında çeşide uygun değerde depolanmaktadır. Bu sıcaklık değeri, armudun çeşidine, hasadın yapıldığı coğrafyaya ve iklime bağlı olarak değişmektedir. Ancak tüm gıdalarda olduğu gibi, armudun depolanmasında tecrübe en önemli kriterlerden bir tanesidir. Armut da elma gibi,
atmosfer kontrollü depolarda son derece kaliteli bir şekilde saklanabilmektedir. Atmosferi kontrol edilen sistemlerle birlikte bir MCP uygulamalarının da raf ömrü açısından olumlu olduğu görülmektedir. Bu gelişmiş depolarda uzun süre muhafazanın yanı sıra raf ömrünün de uzatılması sebebiyle yatırımcılara büyük kazançlar sağlaması bu sistemlere yatırım yapılmasını çok cazip kılmaktadır. Armut, az bulunan, bulunduğunda pahalıya satın alınan, pazar değeri yüksek bir meyvedir. Bu nedenle iyi şartlarda fire vermeden muhafaza edilmelidir. Son yıllarda atmosfer kontrolü depoların yaygınlaştığı izlense de depolanan sadece 4 armuttan bir tanesinin bu kaliteli depolarda saklandığı görülmektedir.